İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ahtamar Adası'nı 2021'de 90 bin kişi ziyaret etti. Ermenistan Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyor. Kazakistan'ın ardından Türkiye'de de her şey birden patlak verebilir. Türkolog Ruben Safrasyan'ın düzenlenecek müzakereler hakkındaki görüşü. Sünik halkı belirsizlik içinde yaşıyor. Güvenli ortamın sağlanması bir numaralı sorun haline geldi. Azerbaycan propaganda makinesinin bir başka yalanı. Azerbaycan 313 yılında Hristiyanlığı kabul etti. Sevan Nişanyan serbest bırakılacak. Mahkeme kendi rızasıyla Yunanistan'ı terk etmesine karar verdi. Kahire'de çocuk sanatı konulu uluslararası biyeneli düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Ahtamar Adası ve üzerindeki tarihi Surpaç Ermeni Kilisesi'ni 2021 yılında 90 bin kişi ziyaret etti. Dagavarak Covid pandemisi nedeniyle bir süre ziyaretçilerin giriş çıkışlarına kapatılan Ahtamar Adası'nı 2020'de ise 65 bin kişi ziyaret etmişti. Ermenilere yönelik soykırım nedeniyle Batı Ermenistan'dan zorla sürülen Ermenilerin nesilleri de dahil olmak üzere her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Ahtamar Adası'nı ziyaret ediyor. Bu ziyaretler gurbetçi Ermenilere tarihi vatanlarını tanıma fırsatı da veriyor. Dagavarak salgını nedeniyle kısıtlamaların olmayacağı durumunda 2022 yılında ziyaretçi artışı bekleniyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri 7 Ocak'ta diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermeni-Amerikan ikili diplomatik ilişkilerinin 7 Ocak 1992 yılında kurulduğunu belirterek Twitter'de konuyla ilgili bir bilgi verdi. Dışişleri Bakanlığı, iki ülkeyi bu önemli yıl dönümü vesilesiyle kutlayarak, 1992'den beri Ermenistan Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ortak değerlerine dayanan güçlü bir ortaklık geliştirdiği ifadesinde bulundu. Kazakistan'da büyüyen kriz ve tüzüğe göre yalnızca saldırganlık veya silahlı saldırı durumunda harekete geçebilecek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Silahlı Kuvvetlerinin bu ülkede konuşlandırılmasına bağlı olan krizin ara zirvesi dünyada politikacılar ve uzmanların büyük ilgisini çekti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, protestocuları uluslararası terörist çetesi olarak nitelendirerek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istedi. Ancak birçok kişi Kazakistan'daki huzursuzluğun dış faktörünün, sosyoekonomik sorunların ağırlaşması, hükümetin teknik ve siyasi olarak Nursultan Nazarbayev'den Tokayev'e başarısız geçişi gibi çok şey gizlediğini anladı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Türkolog Ruben Safrasyan'a göre ilk Ermeni-Türk buluşması daha çok bilişsel olacak. Yüksek beklentilere gerek yok. Ona göre Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti konusundaki tutumu değişmedi. Ankara'nın iyi bilinen 3 ön şartı yeniden müzakerelere sunulacak. Ermenistan Cumhuriyeti 1921'e olan bağlılığını yeniden teyit etmeli ve Kars Anlaşması'nda Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin mevcut sınırlarını tanımalı, Ermenilere yönelik soykırımın uluslararası olarak tanınması politikasından ve Artsakh'tan vazgeçmeli. Türkoloğa göre dördüncü talep olarak Zangezur koridoru meselesi tüm bunlara katıldı. Safrasyan, Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'nin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği soykırımın tanınması sürecinin başlangıcı olan gündemini ilerletmeye çalışmalıdır dedi ve devam etti. Minsk grubu eş başkanları soykırımı tanıdı. Bence diplomasimiz bu fırsatı kullanmaya çalışmalı. Türkiye'ye baskı yapması için bu üç ülke ile işbirliği yapması gerekiyor. 44 gün süren savaştan sonra Sünik'teki bazı köyler sınır haline geldi ve Goris-Kapan Karayolu'nun bir bölümünün Azerbaycanlılara geçmesinden sonra Sünik bölgesi birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Bir numaralı meydan okuma olan zorluk elbette güvenli bir ortamın sağlanması. Ancak Sünik halkı bugün birçok sorunla karşı karşıya. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile temas alanlarında halkın barış ve güvenlik içinde yaşama hakkı ve serbest dolaşım hakkı çoğu zaman tehlikeye atılıyor.
Hayastan adlı partinin milletvekili Anna Grigoryan yaptığı açıklamada Kapancak-Aten yolunun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesinden sonra alternatif yol hala yapım aşamasında ve hemşerilerimizin Kapan, Tsav, Sıraşen, Nerkinhand, Şikahoh ve Şişkert köylerinden Kapan'a ulaşmak için 6 kilometre yerine 150 kilometre geçmeleri gerekiyor ifadesini kullandı. Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Agayev, Twitter mikrobloğunda kutsal doğuş vesilesiyle bir yazı yazdı. Konsolos Agayev, sözlerine kanıt olarak Artsakh'taki eski Ermeni tapınaklarının fotoğraflarını kullanarak Azerbaycan'ın kadim bir Hristiyan mirasına sahip olduğunu iddia ediyor. Konsolos Agayev, bu kutsal doğuş gününde eski Azerbaycan Hristiyan mirasının bu güzel resimlerine bakalım. Hristiyanlık 1. yüzyılda Azerbaycan'a geldi ve 313'te devlet dini olarak kabul edildi. Bugün Azerbaycan'da yüz binlerce Hristiyan barış içinde yaşıyor diye yazdı. Nasimi Agayev tarafından yayınlanan kolaj 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan'ın kontrolüne giren 9. yüzyıl Ermeni Dadivank Manastırı'nın 10. yüzyıla ait Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesindeki Ermeni Ganzasar Manastır kompleksinin 44 günlük savaş sonucunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçmiş olan Kaşata bölgesindeki erken ortaçağ Ermeni Dizdernavank Manastırı ile Kiş köyünde bulunan ve 12. yüzyıla ait Surp Yehişe Kilisesi'nin fotoğraflarını içeriyor. Konsolos Nesimi Agayev'in bu deli saçması açıklamalarına Türkçedeki delinin zoruna bak deyimi tam da uyuyor. Yunanistan'daki Siros İdari Mahkemesi Sevan Nişanyan'ın 7 Ocak'ta serbest bırakılacağını duyurdu. Karara göre Nişanyan 15 gün içinde Yunanistan'dan kendi isteğiyle ayrılmak zorunda. Yunanistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği yaptığı açıklamada Sevan Nişanyan bir Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için dilerse Ermenistan Cumhuriyeti'ne gidebilir dedi. 2014 yılında Türkiye'de 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Konstantinopolis'teki Ermeni aydın dil bilimci Sevan Nişanyan, 14 Temmuz 2017'de cezaevinden firar etti. Nişanyan, 25 Temmuz 2017'de Yunan makamlarına sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Dönemin Türk basını Sevan Nişanyan'ın tutuklanmasının yetkililerin uydurması olduğunu yazmıştı. Çünkü bu Ermeni entelektüel defalarca Türk hükümetinin kusurlarını alenen eleştirmişti. Türkiye'de faşizm kan kusmaya devam ediyor. Mısır Arap Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Afrika kıtası ve Orta Doğu için sanat yoluyla eğitim adlı STK işbirliğiyle ülkemden bir resim başlıklı Kahire Uluslararası Çocuk Sanatı Bienali etkinliğini düzenliyor. 4-18 yaş arası çocuklar ve özel ihtiyaçları olan tüm 18 yaşına kadar çocuklar katılma hakkına sahiptir. Eserler 1 Şubat 2022 tarihine kadar kabul edilmektedir. Katılımla ilgili ayrıntılar aşağıdaki adreste bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1988'de yazılan Kezamar Hayastan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.